A-Spor ekranından mutlu günler değerli izleyiciler. Maksimum Spor'la karşınızdayız. Önümüzdeki 2 saat süresince yine gündemi değerlendireceğiz. Yurt dışına gideceğiz. Bağlantılarımız var. Keyifli bir zaman geçireceğiz. Sürprizle bir konuğum var. Galatasaray'ın ve milli takımın unutulmaz futbolcularından. Şimdilerde de yaptığı yorumlarla gündemi her zaman değiştiren bir isim. Sevgili Ümit Karan. Hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl bak saç sakal birbirine girmiş vaziyette. Evet çünkü berberler kapalı. Evde kalıyorum normalde ama evet. İşte arada bir işimiz oluyor. Mecbur dışarı çıkıyoruz. Dışarı evet evde kal. Çağrılarını uyuyorsun biliyorum. Konuşuyoruz da zaman zaman ama sakallar zaten, bayağı uzamış. Tabii. Instagram'dan seni takip ediyorum biliyorsun. Sürekli canlı yayın yapıyorsun. Artık bıktım değil. Bari ben buraya geleyim dedim değil mi? Yani yüz yüze görüşelim dedim. Ne zamandır da görüşmüyorduk. İyi oldu. Hakikaten aslında çok da zor günlerin içerisinden geçiyoruz. Umut ediyorum ki en kısa sürede bu adeta kabus gibi kabus. Günleri atlatacağız. Tabii devletin çağrılarına uymak gerekiyor, evde kalmak gerekiyor. O sosyalleşmeyi bir süreliğine askıya almak lazım ve mesafeyi de korumak gerekiyor. Bu son derece önemli. Biz bile burada işte stüdyoda düzen değişikliğine gittik. Bu şekilde belli bir mesafeden programlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında haberlerle de başlayalım. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay koronavirüs testine girmişlerdi. Negatif çıktı testleri. Biliyorsun Fatih Hoca ve Abdurrahim Albayrak'tan sonra, Sayın Abdurrahim Albayrak'tan sonra Sayın Cengiz ve Sayın Günay da teste girdiler. Kulüpten şöyle bir açıklama yapıldı Twitter hesabından. Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan COVID-19 testleri negatif çıkmıştır. Hastane kontrol altında tutuyor Yusuf Günay'ı. O da negatif olduğu tespit edildi, belirlendi. Daha önce ikinci başkan Sayın Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Sayın Fatih Terim koronavirüse yakalanmıştı ama Galatasaray camiasını en azından mutlu eden bir haber geldi Sayın Cengiz ve Sayın Günay'dan. Tabii ilk olarak buradan bir kez daha geçmiş olsun dilemek istiyorum Galatasaray camiasına, Fatih hocamıza. Evet. Başkanımıza. Yani hakikaten çok zor bir süreç. Haber de alamıyoruz. Çok kötü bir şey. Çünkü bilgi de sızmıyor dışarı. Arada işte Merve paylaştıklarını görebiliyoruz. Oradan takip ediyoruz. Şükrü ile konuştum. Fatih Hoca'nın durumu iyi olduğunu söyledi. İnşallah daha iyi olacak ama dediğim gibi bütün camialara, özellikle Fenerbahçe'de de şimdilik öyle bir tespit oldu. Onlara da çok büyük geçmiş olsun. Artık burada ne anlayabiliyoruz? Renk hiç önemli değil. Evet. Sağlık varken renkleri boş veriyoruz. Bir kenara atıyoruz. Artık burada ne derbi konuşulur ne başka bir şey. Herkesin sağlığı çok ön planda çıkmak zorunda. Daha dikkat etmemiz gerekiyor. İşte futbol camiası hastalanınca insanlar daha çok korkuyor. Neden? Bu insanlar sağlıklı yaşayan insanlar. Demek ki biz spor yapmayan insanlar olarak daha çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Yani desene futbolcu da Dybala'da, Mibala'da çıkıyorsa ben de haydi haydi çıkar diye düşünmemiz lazım. İşte buna biraz daha dikkat etmemiz lazım. Şu an bakıyorum İstanbul boşsa hakikaten sokaklara çıkmıyorlar insanlar. Bu çok güzel ama bu bütün kentler için olması gereken bir şey. Dediğim gibi bütün camia, futbol camiasına, basketbol camiasına yani bütün spor branşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ama işte bir şekilde atlatacağız. Atlatmak zorundayız. Siz program yapmak zorundasınız ki neden? Biraz da insanlar başka şeyler görmek istiyor. Çünkü kesinlikle. Sabah akşam haber seyrederek bir yere de depresyona girmek de kötü bir şey. Yani sürekli en azından senin yüzünü arada kanal değiştirebiliyorum. Hani seni görüyorum. Sizin işiniz de zor. Bak gördüm şimdi burada kaç kişi çalışıyor. Sırf haber yetiştirmek için. Herkesi tebrik ediyorum. Hakikaten büyük bir şey, yürek gerekiyor bu işlere. Evet, burada da önlemler üst düzeyde. Tabii bizler de elimizden geldiği kadar görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun burada Turkuaz Medya'da tüm önlemleri en üst seviyeye çıkarmış durumda. Dolayısıyla bizler de bu hizmeti bir taraftan da sürdürmek zorundayız. Şimdi Fatih Hoca'nın bir açıklaması var. Bir açıklama geldi Twitter hesabından. Fatih Hoca ne demiş sosyal medya hesabından? Şimdi bir destek var sevgili Ümit. Biraz önce ifade ettiğin gibi bu işin rengi kalmadı. Yani şimdi Fenerbahçe taraftarlarına bakıyoruz, Galatasaray taraftarlarına bakıyoruz, Beşiktaş'ıydı, Trabzonspor'du, diğer kulüpler hepsi birbirine destek olmaya çalışıyor. İlk işte Fenerbahçe basketbol, Fenerbahçe Beko basketbol takımında birkaç oyuncu da ve yine sevgili Cenk Renda da çıkmıştı biliyorsun. Dolayısıyla bunların ortaya çıkmasının ardından bir birlik, bir bütünlük gördük. Bu çok önemli. Kesinlikle ama Ali şöyle bir şey var. Şimdi sen bir takım tutuyorsun. Beşiktaş şampiyon oldu. Umrunda mı?
Olmaz ya abi. Bana kim umurunda ya? Şimdi Trabzon evet lider. Evet belki şampiyon olacak ama önemli değil ki yani. Şimdi diyorlar ki ligler böyle tescil edilsin. Neden abi? Abi futbol konuşulmuyor ki. Gerek yok. Şampiyon kim olursa olsun bu sene kimse kutlayamaz zaten şampiyonluğu. Doğru mu? Yani kara bir yıl olacak bu 2020 yani. Kara bir yıl abi. Bunu kim kutlayabilir ki? Yani şampiyon oldu kutlamalı. Ne kutlayacaksın zaten? Bu kadar insan ölü verdikten sonra kutlama ne olur yani? Futbol oynasan ne olur? Anladın mı? Yani o yüzden ama tabii hayat bir şekilde mutlaka birkaç ay sonra devam edecek ve biz yine eski günlerimize kavuşacağız inşallah. İnşallah en kısa süre içerisinde. Şimdi Fatih Hoca'nın açıklaması şu şekildeydi. Haber alamıyoruz demiştik ama Fatih Hoca tabii bu destek mesajları karşısında da oldukça duygulanmış. Onunla ilgili de bir tweet attı. O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış Sayın Fatih Terim açıklamasında. Çok güzel biliyorsun Fatih Hoca hakikaten artık Türk futboluna imparator lakabı kimse kolay kolay takılmıyor. Bu ismi hak etmiş bir insan olarak. Dediğim gibi yani hakikaten yüreğimizle, dualarımızla onun yanındayız. Sadece biz değil, sadece onu sevenler değil. Bence yani futbolu seven herkes ya da dışarıda Fatih Hoca zaman zaman kızanlar da olmuştur. Ama şu anki anladılar ki aslında kızmak çok anlamsızmış. Yani. Ya hayat çok kısa ya. Yani bizler de işte mutlaka bir takım tutuyoruz. Senin de gönül verdiğin, izleyicilerin de gönül verdiği takımlar var. Zaman zaman bizler de sinirleniyoruz, ediyoruz ama bunun bir oyun, bunun bir spor olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bunlar hayatın gerçekleri. Şu anda insanlar sağlıklarıyla test ediliyorlar, sınav ediliyorlar adeta. Dolayısıyla bu sağlık her şeyden daha önemli. Yani onlar olmasa bu rekabet olmayacak zaten. Yani dediğim gibi her şeyden önce idaremizi kontrol etmemiz lazım artık. Bu zaten futbolcular çok profesyonel insanlar. Bu bir şekilde mutlaka yaşayanlar zaten bunu atlatacağını düşünüyorum. Yani hiçbir futbolcuya kararlı bir zarar kalacağını düşünmüyorum. Hakikaten vücutlar temizlenecektir. Ama dediğim gibi biz dışımızda aslında spor yapmayan insanlar. Şimdi yalandan görüyorum mesela geçen hafta pazar günü işte Arnavutköy'de, Bebek'te falan filan ya. Koşan insanlar var. Ya hayatınız boyunca spor yapmamışsınız. Şimdi mi aklınıza geldi spor yapmak? Ya şimdi gelmesin. 2 ay sonra yine yaparsın sen sporu. Zaten 20 senedir yapmıyorsun. Yani iki ay sonra yap sporunu yani. Niye gidiyorsun ya? Ya bizim canımız yok mu? Biz içeride oturuyoruz da. Buradaki en büyük sıkıntı biz gençler evde otururken bizden abilerimiz, büyüklerimiz dışarı çıkıyor. Ya ben sporcu adamım, ben çıkmıyorum. Sen spor yapmayan bir adam olarak dışarı çıkıyorsun. Yani bu fiziksel olarak zaten kurallara haykırı. Evet ya yani bu çağrılara da çok dikkat etmek gerekiyor. Buradan bir kez daha Sayın Fatih Terim'e, Sayın Abdurrahim Albayrak'a, eşi Şükran Hanım Efendi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bununla birlikte tabii dün bir haber düştü. Biz burada son dakika olarak da onu aktardık. Fenerbahçe cephesinden de aslında bir futbolcu ve sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığı yönünde bir bilgi geldi. Şimdi basketbol takımının ardından futbol takımına da sıçramış oldu. Dün Samandıra'da Cambartu testlerinde COVID-19 testinden geçti Fenerbahçeliler. Şöyle bir açıklama geldi Sarı Lacivertli cepheden. Yapılan tekniklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir denildi. Buradan tabii Sarı Lacivertli camiaya da Fenerbahçe'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Önce Fenerbahçe Beko birçok oyuncu takımın evet, idare edilmesi. Ama şöyle bak şimdi her futbol takımında ya da basket takımında yaklaşık 17 tane yabancı oyuncu var. Aslında sıkıntı oradan başlıyor. Bu yabancıların tabii misafirleri geliyor yurt dışından. Bizimkiler deplasmana gidiyor. Yani asıl sıkıntı orada doğuyor. Yani yoksa içeride oynasan bütün maçları hiç yabancın olmasa belki hiçbir şey olmayacak. Ama işte misafiri geliyor. Adam ailesinin yanına gitmek istiyor. Buradaki oynayan şimdi mesela buradaki yabancı belki ailesinin yanına gitmek istiyor. Ama gidemiyor. Evet kaldı. Yani bunlar hep sıkıntı. Bunlar işte kolay değil. Futbol o yüzden durdurmamız iyi oldu. Şimdi şöyle yapalım, sosyal medya hesaplarını da verelim. Şimdi Maximum Spor etiketinden bizlere ulaşabilirsiniz Twitter'dan. Ümit Karan'a sorularınız varsa onları alacağız oradan. Yine Ali Baransel Instagram hesabında son mesajın altına atabilirsiniz. Ve Ümit Karan, 99 muydu seninki? Yok, Ümit Karan sadece. Ümit Karan değil mi? Hep 99 aklımızda biliyorsun yani. Ya bu arada senin tabii
Instagram hesabından ben bakıyorum. Son dönemlerde o gollerini, mollerini falan da yüklüyorsun. Yani ne goller atmışsın Ümit ya. Evet ya, biraz nostalji yapmak lazım. Bence siz de artık eski maçları gösterin. En azından gösteriyoruz şimdi. Siz de başladınız. Bugün gördüm birkaç maç. Yani izliyoruz yani mutlaka. Yani artık evet biz futbola hasret kalacağız bir müddet daha. Ama eski maçları izleyebilirsiniz. Anladın mı? Bu da bir keyiftir yani. Aa böyle miydi bu pozisyon falan tartışabilirsiniz. En azından vakit geçirme anlamında çok güzel işler oluyor. Şimdi şey yaptı tabii. FIFA ve UEFA bu arşivleri de açtı biliyorsun. Aha. Oradan eski maçları da izleyebiliyorsun. Yine çeşitli arşivler açıldı. İşte olimpiyatla ilgili arşivler açıldı. Aslında biraz orada donanımı genişletmek. Ondan sonra bir de o hafızayı tazelemek sen adına. Zaten hafıza, bakıyorum sen de hafıza bitmez ki. Sen, ben sana 1976'daki maçı sorsam sen kim gol attı dersin. Ben seni tanıyorum. Ya artık ama şey o kadar çok kafada şey var ki bazen devreler biliyorsun karışıyor benim. Şimdi Ali Baransa ile biz 1996'dan beri arkadaşız. 95. 96. 96 mı? 96'da arkadaş olduk. Zaten komşu altı üstü oturduk. Tabii, Ankara'da. Ondan sonra Ankara'da. O zaman sen daha Bilkent'te okuyordun. 15 sene bitmeyen okulda. 11 sene. 11 sene rekor kırmıştın. O bizim hani dostluğumuz çok eski. Şimdi az önce programa gelmeden önce artık o kadar keyif alıyorum ki seni izlerken. Çok teşekkürler yani, sağ ol. Babanı da analım, babanı da özledim uzun zamandır. Onun da çok selamları var, Valide Hanım'ın da çok selamları var. Özledim onları, buradan selam olsun onlara da. Tabii bizler de sizi çok keyifle seyrediyoruz akşamları. Güzel bir ekip var değil mi? Bizimki evet. Yani makara keyifli insanlar, herkes ya dışarıdan... Bu arada sevgili Ertem Şener'e de çok teşekkür edelim. Bugün buradasın, bizlerle birliktesin. Ondan sonra onu da ayrıca teşekkürlerimizi iletelim ama renkli oluyor sizin programlar sonunda. Bizim program keyifli çünkü hakikaten ya insanlar... Yani hep çok farklı bir şey zannediyor ama orada herkes birbirine çok saygılı aslında. Ama program esnasında tartışma olacak tabii yani. Niye olmasın? Ama biz o programdan çıktığımız zaman abi kardeş devam ediyor bizim yani. Abi peki bu Abdülkerim abinin senden çektiği ne olacak? Onu durduramayız. Abdülkerim durmaz işte yani. Durmaz mı? Bir dönem biz de NTV Spor'da beraber çalışma fırsatı bulmuştuk Abdülkerim abiyle. Gerçekten benim de yani hayatta gördüğüm en renkli isimlerden bir tanesi. Hikayeler bitmiyor. Ve program dışında da konuşuyor. Yani sadece program içinde hani bunu niye susturamıyorsun diyorlar ya bana. Susmaz. Dışarıda da susturamıyorum ki. Alçı diyorsun yani. Alçı. Ama dünya tatlısı insan. Yani müthiş bir insandır gerçekten. Yani şimdi bir de onun yaş grubu şimdi üst seviyede ya hani 65 yaş üstü dedikleri. Tabii evden de çıkmıyor. Öyle bir arada bir Instagram'da görüyorum onu da. Çok selam olsun ama çok renkli bir insan. Ama bir gün ben onu kalpten götüreceğim galiba. Futbolculuk döneminde de biliyorsun. Psikopat. Ben hatırlıyorum ya, o zaman işte 13-14, 12-13 o yaşlardayız falan. Sürekli kırmızı kart gördü. Psikopat bir futbolcuydu aynen. Bir de, hatta birisinde bir tane deplasmanda Kopenhag'da mı nerede bir tane PKK'lı sahaya girmiş. Bu da gitmiş bu PKK'lı bir havada yumruğu yakalattırmış. Öyle. Ya, çok büyük hikayeler vardı onda. Evet. Gerçekten öyle. Ya şimdi tabii haberlerle ilgili de konuşacağız. İşte bu koronavirüs mevzusu falan da çok... canımızı sıkıyor. Birazcık da aslında böyle konuyu dağıtmak istiyorum ben yani. Aynen. Biraz böyle hani şu işin uzağında kalmakta da fayda var. Tabii biraz zaman önce zaman söyledin ya. Tabii zaman zaman uzaklaşmamız lazım. O yüzden dedim hani maçlar, eski nostalji, komik anılar yani o futbol komedi olayları var. Mesela onları yayınlamak lazım. Yani insan hep ağlamayalım yani. Biraz da hani böyle bir şey bir hayatımız aslında bizim hayatımız vardı. Şu an belki hayatımız olmayabilir ama o hayatımız sonuçta devam edecek bir gün. Ya bir de şöyle bir durum da söz konusu. Bazı şeylerin değerini daha iyi anladık değil mi? Yani sevdiklerinle bir araya gelemiyorsun. İşte eşinle, dostunla, ailenle. Yani mesela en özlenilen şey aileyle kucaklaşamıyorsun. Evet bir de şöyle bir şey var. Şimdi insanlar yıllardır Survivor seyrediyor. Biliyorsun. Yani Survivor. Nasıl yaşıyorsunuz orada falan dedikleri an. Aslında şu an bütün dünya bir Survivor haline geçti. Yani Türkiye'de herkes 85 milyon insan Survivor'a katılmak istedi ya. Ama şimdi katılıyorsun. Survivor. Al size Survivor. Gerçek Survivor bu, anlatabiliyor muyum? Yani biz de gerçekten o yaşam. Orada da mesela her şeyi özlüyorsun. Her şeyi hasretsin. Ne ailenle görüşebiliyorsun, ne kimsenin yanına gidebiliyorsun, ne telefon. Yani şu an o süreç aynı. Biz şu an dünya olarak bir Survivor yaşıyoruz. Hakikaten öyle. Şimdi senin goller de var. Şimdi sevgili Furkan söyledi. Ümit abinin goller geldi. Biraz böyle eskiye dönmek istiyorum. Yani şimdi nostalji dönemindeyiz artık biraz değil mi? Mesela ben bir gün, sen bizim Erdal'ı hatırlarsın, Erdal Üstübal Ankara'dan. Biz bir gün Erdal'ın evinde oturuyoruz, şeyi seyrediyorduk, senin bu İzmir'deki maçı. Manisa maçını. Ondan sonra bu hani bir armut koltuklar vardır ya, ben oraya oturmuşum falan. Böyle bir top geldi çaprazdan. Dedim ki, bak dedim Erdal, tribünlerin dışından gidecek derken.
Yani hayatımda gördüğüm en iyi gollerden bir tanesiydi o, değil mi? Tarihe evet. geçmiş gollerden bence bir tanesi. Bence de yani bence Türk futboluna atılmış en nadir golden bir tanesidir. Yani Van Basten'ın golünden bile daha güzel gibi geliyor. Bence daha zor. Daha ama zor. O Dünya Kupa finalinde attı. Bir de Dasayev'e attı bir de. Tabii yani. Dasayev'e attı. Ben de Manisa'ya attım ama belki farklı olsaydı benimki daha üstün. Senin için en, biz seninle konuşmuştuk yani zaman zaman da konuştuk. Senin için en özel gollerden bir tanesinin Neukamp'taki gol olduğunu tabii. söyleyebilir miyiz? Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Sen Almanya'da bulunduğun dönem içerisinde okulla mı bir tura gitmiştiniz Neukamp'a? 9 yaşında bir futbol takımında oynuyorum o zaman genç bir Alman ama garibanların takımı böyle. Barcelona'da böyle ülkelerden 50'şer tane genç takım topluyor. Turnuva yaptırıyor. Masrafları Barcelona karşılıyor. Barcelona karşılıyor. Neyse o turnuvaya gittiğin zaman ilk 4'e kaldığın zaman seni o akşam maça götürüyor. Öyle ayarlamışlar. Biz de 3. olduk turnuvada. Neyse gittik Neukamp'a. 9 yaşındayım. Abi ama en üstte. Billboard'un yanında yerimiz. Yani hangi maç hatırlıyor musun? Ya Bernd Schuss da hocaydı. Ha. Şeyde. La Liga maçı o La Liga, zaman. La Liga. Ya kupaydı. Ya... Schuster'in hoca oldu dönemlerde. Tamam. Ondan sonra neyse gittik maça. Abi aşağı bakamıyorum. O kadar yüksekte ki. Ama böyle hayal gibi kaldık böyle. Orada bir dilek tuttum. Çocuk dilekleri gerçek olurmuş ya. Dedim bir gün bu stada gelip inşallah bir gol atacağım dedim. İşte. Baya baya onu söyledin tabii, değil mi tabii. orada yani? Bence bana ilk anlattığında bunu ben baya bir duygulanmıştım. Yani tabii. Düşünsene 9 yaşında bir çocuk yukarıda en üstte oturuyorsun. Bir gün ben burada gol atacağım diyorsun. Ve attın. Ve attım yani anladın mı? Yani benim için... Ve Barcelona'ya attın yani. Demek yani. Ki burada ne anlıyoruz? Çocukların hayallerini gerçekleştirme şansı çok yüksek. Sadece hakikaten içten dilemek lazım ve çok çalışmak lazım. Biz de sonuçta bunu gerçekleştirdik. Sonunda başardım ve orada da gol atmaya muvaffak oldum. Tabii kariyerinin şöyle bir geçmişine baktığımızda Berlin Türkiyemspor çıkışlı. Ondan sonra şimdi yine eski günlere dönüyor Berlin Türkiyemspor değil mi? Evet evet Ecevit çalışıyor. Başkan yardımcısı Ecevit. Onlar bir de bayan kadın futbol takımı kurdular. İnanılmazlar. Yani şu an kadın futbolu inanılmaz talep var Almanya'da. İnşallah Türkiye'de de kadın futbola yönelik çok daha fazla işler yapacağımızı düşünüyorum. Evet orada bir devletten bir ziyaret de oldu geçtiğimiz günlerde evet. değil mi? Alman hükümetinden bir şimdi kim hatırlamıyorum ama bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Evet. Ve örnek kulüp olarak yani Almanya'daki örnek kulüplerden bir tanesi olarak gösterildi. Yani birazcık dediğim gibi hani böyle nostalji yapabilirsin. Nasıl geldin sen buraya? Mesela şimdi Berlin Türkiyemspor hatırlıyorum bazı dönemleri ama şimdi Berlin Türkiyemspor'da gerçekten çok güzel bir kariyer ve ondan sonra Gençler Birliği ne tabii. bir transfer söz konusu oldu. Berlin Ankara. Nasıl gerçekleşmişti o? Bizim o zaman bir gazeteci abimiz vardı. Münir Bağrı Açık. Milliyet'te yazıyordu o zaman. İlhan Cavcavar'ı arası çok iyiydi. O da sayın rahmetli başkanımızı aradı. Dedik ya burada bir tane çocuk var. Onu bir görmen lazım dedi. Ben de o zaman çok iyi oynuyorum. Bir de Hamburg Spor Kulübü beni istiyor o zaman. Hamburg? Tabii. Felix Magath Hoca. Gittim antrenmana çıktım. Çok da beğendiler. O ara neyse... Biz... Bir dakika hemen virgülü koyalım. Felix Magath için komando antrenmanı yaptırır derler. Yani Felix Magath'ın antrenmanını yedin mi? Yedim ama komaya giriyordum. Böyle bir şey yok. Öyle derler hep. Yani. Magath antrenmanı ısınırken bile bayıltıyor takımı. Yani 5'e 2 oynuyorsun ya keyif için. Orada 5'e 2 keyif için oynamıyorsun ya. Orada resmen pres oyunu oynuyorsun yani. İnanılmaz bir adamdı. Ondan sonra neyse öyle antrenmana çıktık. Çok da beğenildim. İyi de bir hazırlık maçı yaptık. 3-3 bitti. Orada da 3 gol attım. Tam denk geldi maç. Ama neyse biz oradan Ankara'ya geldik. Hani Hamburg 2 birinci plan ama hani bir alternatifimiz olsun diye B planını hazırladık. Neyse antrenmana geldik. O zaman Osman hocamız vardı. Sen tanırsın Osman hocayı. Osman hocamızla antrenmana çıktık. O da dedi bu çocukta bir yetenek var ama biz tam çözemedik dedi. Garip garip vuruşlar yapıyor dedi. ama her türlü gol atıyor tamam mı? Neyse çıktım işte antrenmana. O ara bizim başkanımız var Türkiyemspor'da. Tabii İlhan Cavcavar anlaşmayı yapmış. Almış bonservisi gitmiş beni bıraktı Ankara'da. Sen kaldın orada. Tabii kaldım. Ama ne anlaşma kaç paraya imza attım ne. Meğersem hiç bana göre hiç beni hiç konuşmamış. Anlaştığımız para o zamanki parayla 2,5 milyar falan yani. Şu anki parayla belki 10 milyar 15 milyar. Ama tesiste kalıyoruz işte yemeklerimiz tesiste çıkıyor. Antrenmanlara başladık. İlk maçında çıktım Çanakkale maçında. 80-85'te oyuna girdim. İlk maçında ilk golümü attım. Sonra yavaş yavaş kariyerimiz başladı yani. Benim hatırladığım şu. Sadi Hoca teknik direktör. Sadi Hoca tabii. Sadi Tekelioğlu teknik direktördü. Bir Gençlerle Beşiktaş maçı vardı. Of. Biz şimdi yanlış anlaştım ben. Beşiktaş'ta şimdi biz derken ben o maçtaydım ben. Ya da televizyondan seyrediyorum hatırlamıyorum. Öndeydik yani galiba. Hani Beşiktaş öndeydi galiba. O arada ben o zaman tanışmıyorum seninle. Yani bir Ümit Karan diye biri girdi. Böyle bir sıfırdan bir gol, bir şey falan. 2-2 mi bitti? 3-3 mü bitti? Bir şey olmuştu yani evet, öyle bir şey. Bitti. Ben ilk defa mesela orada hani
Sonradan oyuna girdiğini hatırlıyorum. Yani seni de tanımıyordum o zaman. Zaten o zaman biliyorsun çok fazla futbol televizyonda yayınlanmıyordu. Ne yapman lazımdı? 4 büyüklere gol atman gerekiyordu. Ben de bir sezonda 4 gol attım. Bir tanesi Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Bitti. Gerek yoktu başka atmaya zaten. Biz o zaman TRT hani yayın 30 saniye falan sürüyor TRT'nin özetleri. Ya masum herkes kaleye vuruyor. Sırf akşam kendini görsün diye. Yani... hani ben de yok. Ben pek yok tabii çünkü çok az özetler var orada. Önemli pozisyonlar tabii gösteriliyor. Orada çıkmak için. Bir de seninle birlikte o dönem gelen İlhan Mansız vardı galiba değil mi? Gençler Birliği'ne gelmişti. Yok, İlhan Samsun'a geldi. Ama Gençler Birliği'ne de gelmişti. Ben yok biz karşı. Sen o dönemde değildi galiba. Yok. Evet ben sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Yok, Gençler yoktu. Birliği. Bizim takım zaten iyiydi ama o zaman biliyorsun. Siz yani. Geçen şey geldi biliyorsun. Erkan Hoca geldi. Erkan Sözleri. Ondan sonra senden de bahsettik. Erkan Hoca'nın son dönemlerinde beraber aynı takımda oynamıştınız galiba. Tabii tabii. Erkan'ın sonra bizden Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'ye gitti. O zaten sağ bek oynuyordu. Fenerbahçe ama nasıl sağ bek oynuyor biliyor musun? Ben santraforum. Erkan abi hep önümde oynuyor. Nasıl sağ bekse sürekli gol atıyor Fenerbahçe. Sürekli Fenerbahçe'ye gol atıyor. En son Fenerbahçe aldı zaten. Çok golcü bir bekti. Tabii o dönemde hatırladığım benim o Gençler Birliği'nden mesela Jeremy ile aynı takımda oynuyordu. Tabii Jeremy biliyorsun. Neremi, Jeremy. Geçen gün yine İspanya'da nerede Almanya'da mı karşılaştınız? Bundan 4-5 ay önce. Mesajlaşıyoruz arada. O şimdi o bir federasyon var ya futbolcu dernekleri koruması. Galiba profesyonel FIPA. Futbolcu. Aynen. Orada çok büyük görev yapıyor. Arada konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Geçen de golleri gördüm, onun golünü gördüm, onu attım. Ya da o keyif yerine kendi ülkesinde yaşıyor. Ama müthiş bir çıkış değil mi ya? Mesela Gençler Birliği'nden ama bir anda Real Madrid'e giden bir bak, yol. Şöyle ilk antrenmanı hatırlıyorum sana. Bir tane oyuncu geldi. Afrika kökenli. Biz dedik ki bu kim? Tanımıyoruz, etmiyoruz. Biliyorsun İlhan Cavcav o zaman... Sayın rahmetli Sayın İlhan Cavcav'ın bulduğu isimlerden bir tanesi. Tabii. Buldu ama nasıl buldu biz anlamadık. İlk antrenman çıktık sağına pas atamıyor. O zaman bizim hocamız vardı Luka Prezirovic. Belçikalı. Hatırlıyorum ya. Bu da Fransızca biliyor. Bu da Fransızca bildiği için hani hocayla konuşuyor. Ama normalde antrenman çıkartmaması lazım. Çünkü ilk idmanda ne sağa top atabiliyor ne sola. Abi ertesi gün şut idmanı yaptık. Bam bam fileyi delecek. Dedik bu kim? Abi o çocuk ondan sonra bak sana yeminle söylüyorum. 8 Türkçe bir ayda öğrendi. 8 dil konuşmaya başladı. Ve 3 hafta sonra tavlada herkesi yenmeye başladı. O kadar kendini geliştiren bir çocuk. Yani antrenman sonrası çok çalıştı. Hatta Fenerbahçe istiyordu. Rahmetli Cavcav ben Fenerbahçe'ye oyuncu vermem diye Real Madrid'e verdi. Real Madrid'e verdi. Ben hatırlıyorum o Bilkent'te aşağıda Osman abinin yeri vardı. Bilardo. Orada bilardo oynardık Jeremy'le falan. Bir anda bir baktık Real Madrid'likmiş falan. Daha ya biz bilardo oynuyorduk Jeremy'le falan diye. Ondan sonra Newcastle falan. Chelsea. Şeyle beraber oynadın. Ben onu hatırlamıyorum. Bak şimdi şey yapacağım. Lukaku ile birlikte oynadınız mı? Şimdi oğlu. Şimdi bir dakika Lukaku'nun oğlu hiç gelir miydi antrenmanı mesela? Ben çünkü... O zaman doğmamıştı ki. Doğmamış. 1-2 yaşında kaç doğumlu ki? Ben. Yok Lukaku'nun oğlu Ankara işte. Yani şimdiki Lukaku 2-3 yaşında falandı. Ben çünkü birkaç oyuncudan da biliyorum yani maskot gibi mutlaka bence top oynamışındır. Olabilir yani ama babası da felaketti. Babası büyük topçuydu yalnız. Uzun boylu, fiziği felaketti. Hatta takla atıyordu o boyla moyla gol atınca. İnanılmaz bir oyuncuydu. Şimdiki oğlunu seyrediyorsun. Müthiş bir şey değil mi ya? Yani düşünsene yani mesela oradan Ankara'da bir anda dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi oldu ve doğru da bir karar verdi aslında. Bence Inter'e giderek kariyerini orada daha da iyi geliştirdi gibi gözüküyor yani. Tabii burada iyi toparladı diyelim. Ya bir de unutamadığım adamlardan bir tanesi Abrahmi vardı. Abrahmi. Faslı. Hakikaten o çocuktan da bir daha hiç ses alamadım. Mesela merak ediyorum o ne yaptı. O da biliyorsun Fas milli takım iyi sağ beklerindendi. Ama o zaman hakikaten bizim kadro... Ya efsane bir kadroydu. Tabii Samet Aybaba önderliğinde bir Fenerbahçe finali vardı değil mi? Kayseri'de oynanmıştı tabii galiba. Ama ondan önce yarı finalde Beşiktaş'ı eledik. Beşiktaş'ı tabii. Öyle finale Fenerbahçe'yi eliyoruz yani şampiyon oluyoruz. Ya inanılmaz kim vardı? Embayo vardı, Thomas vardı. Ondan sonra işte Tolga, İsmail Güldüren... Bayağı bir acayip bir kadromuz vardı yani. Çok sağlam bir gençler. Son kaldırdığı Türkiye Kupası'nı sizle birlikte kaldırdı değil mi? Ondan sonra olmadı diye hatırlıyorum. Sonra zaten hep takım çok dağıldı. Sonra 2000 zaten herkes transfer oldu. İşte birisi Beşiktaş, birisi Galatasaray. Dağıldık yani. Ama güzel bir kadro, güzel bir sezondu yani. Evet. Tabii ondan sonra da Galatasaray kariyeri gerçekten işte Türk futbolunda orada tam anlamıyla kendini gösterme zamanı. Fırsat vermedikleri zaman da oluyordu ama genelde. Güzel hatıralar da var orada. Tabii. Neler var? Ne geliyor? Ha bak goller geliyormuş. Gelsin bakalım goller. Buradan hangilerini şimdi hatırlayacağız? Böyle kalenin sırtına dönük ya.
İnsanlar diyor ki kaleyi nasıl görüyorsun? Kardeşim, kardeşim karşımda da kale var. O kale başka yerde durmuyor ki. Aynı hizada olacak. Aynı hizada. Yani topu kontrol ettiğim zaman kalenin nerede olduğunu görüyorum. O yüzden döndüğüm zaman kaleme bakmama gerek yok. Çünkü kalenin nerede olduğunu ezberliyorum. Ceza sahası bütün penaltı noktasından nerede duracağını bunları ezberleyecekler santraforlar. Yine Lincoln benim gördüğüm belki de yani en iyi futbolculardan bir tanesiydi ama yani çok fazla da kıymeti bilinmedi değil mi? Baksana burada güzel bir. Tabii yok çok kaliteli futbolcuydu. Müthiş futbolcuydu Lincoln. Ya onun biraz tabii o Fenerbahçe maçında biraz Volkan'la kavga etme. İşte taraftarlar biraz gözünden düştü orada Volkan'dan kaçarken. Biraz o sıkıntısını yaşadı ama çok kaliteli futbolcu. O da geçen de beni aradı da Brezilya'da. Geleceğim dedi ama artık biraz zor geldi. Biraz zor gibi gözüküyor. Ne yapıyor Brezilya'da? Menajerlik yapıyormuş. Menajerlik yapıyormuş. Menajerlik yapıyormuş. Onun bir çiftliği mifliği falan var. Helikopter aldı en son işte. Çünkü biliyorsun Brezilya'da arabayı kimse gezemiyor. Orada mecbur bir yerden bir yere helikopter. O kadar tehlikeli bir... Müthiş bir oyuncu değil mi? Yani harika. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir isim. Ama işte hani hiç Fenerbahçe forması doğru dürüst giymeden mesela çat işte Portekiz'de oradan oraya İtalya derken Sassuolo derken mesela işte Juventus Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesinde oynuyor. Çağlara bakıyorsun, diğer çocuklara bakıyorsun, arkadaşlara bakıyorsun. Bizde de aslında iyi bir altyapı var ama biz şans vermiyoruz galiba içeride çocuklara. Şanstan ziyade evet şans vermiyoruz. Bir de şöyle düşünüyoruz. Ben şimdi altyapıda bir tane oyuncu yetiştirsem yönetici olarak bundan para kazanabilir miyim? Yok kazanamam. Menajer para kazanır mı? Kazanamam. Nasıl olacak abi? Herkes cebini doldurma peşinde olduğu için biz futbolcu yetiştiremiyoruz. Neden? 5.000, 50.000 dolar belki maaş alacak yıllık. Ben ondan ne alabilirim ki? 5.000 dolar için ben niye kendimi yorayım diyor. Gidip 5 milyon euroluk oyuncuyu alıp getiriyor. 5 milyondan %10 desen 500.000 yapıyor. Yani bunlardan vazgeçmemiz lazım. En büyük problem o biliyorsun tabii değil mi? İşte. Ve kimse dillendirmiyor problemi aslında. Söylüyoruz işte ama her seferinde söylüyoruz kimse dinlemek istemiyor bence. Dinlendiriyoruz ama dinleyen yok yani. Bunu şart koyacaksın. Bak ben Makedonya'da hocalık yaptım biliyorsun o süreçte. Orada mesela şart var. Ne var biliyor musun? Bir tane altyapıdan oyuncu bir kere ilk 11'de başlatacaksın. Altyapıdan yetiştirdiğin oyuncu ilk 11'de başlatacaksın ve bu oyuncu en az 45 dakika sahada kalacak. Yani 15. dakika sakatlandı. Onun yerine yine altyapıdan yetiştirdiğim oyuncuyu sokmam 45 lazım. 45 dakika oynatmak zorundasın. 45 dakika oynatmak zorundasın. Yani bunları yapmamız lazım ki biz gençlere önem verelim. Yoksa 17 tane yabancı, yani tamam Galatasaray'ız, ben Galatasaray'ı çok seviyorum ama ben isterim ki Galatasaray'ın %60'ı Türk olsun. Ama şu an şartlar onu gerektiriyor. Çünkü şu an kaliteli Türk yetiştiremedik. Şimdi UEFA kadrosuna, UEFA kupasını kazanan kadroya baktığında kaliteli Türk oyuncularla kaliteli yabancı oyuncuların harmanı. Bir ekip vardı orada. Yabancı kuralı hakkında yani çoğu kesim yabancı kuralına karşı, çoğu kesim olması faydalı diyor. Mesela bu yabancı kuralı sayesinde aslında çok daha kaliteli oyuncuları alttan böyle elek gibi çıkartabiliyoruz diyorlar falan. Sen ne diyeceksin yabancı kuralıyla ilgili? Ya şimdi bak rekabet anlamında Avrupa ile kıyasladığın zaman tabii ki mecbur serbest bırakıyorsun. Çünkü onlar istediklerini oynatıyorlar. Ama onlar kendi özünden vazgeçmiyor ki. Yani Almanya'ya bakıyorsun Bayern Münih'te en az 10 tane altyapıdan oyuncusu çıkıyor. Dortmund'a bakıyorsun hep altyapıdan çıkıyor. Ha yabancıları alıyorlar mı? Onlar da alıyor yabancı istediği kadar. Ama biz vazgeçiyoruz. Ne oluyor? Bütçe 17 milyon, 17 tane oyuncu alıyorsun. Adam başı 3 milyon alsalar euro. Hesapla abi böyle bir para Almanya'da ya da başka bir kulüp de ödeyemez. Evet. Biz ödüyoruz bunları. Yani biz anlaşmaları, şimdi niye biz mesela futbolcuların anlaşmasını TL yapmıyoruz? Örnek veriyorum buraya gelirken. Adam kabul etmiyorsa, kabul etmeyecekse gelmesin o zaman. Anlatabiliyor muyum? Biz bunları yapmak, biraz zorlamamız lazım şartları yani. Biz zorlamıyoruz. Biz rahata kaçıyoruz. Şimdi bir mesajlara da bakmak istiyorum. Elif Ak demiş ki, abi Ümit Karan'a söyler misin? Fatih Terim'le olan Adana maçı anısını bir kez daha anlatabilir mi? Nedir o Adana maçı anısı? Şimdi Fatih Hoca'yla daha ilk sezonu Lucescu'nun oyuncusuyum. Ben ilk başta kesi yedim. Tamam mı? Fatih Hoca geldi. Hristiyanlar birilerini getirdi işte. Onları oynatıyor. Bende de hiç ilgilenmiyor var. Bir gün Ümit Davala'nın evine gidiyoruz. O İzmir'de deplasmana gidiyoruz. Altay maçıydı galiba. Orada Ümit Davala inşaat yapıyor. Dedi ki ben de oda arkadaşım. Dedi ki ya Fatih Hoca şu evimize bakalım mı? Bir inşaata bakayım. Olur dedi. Ben Fatih Hoca, Müfit Hoca ondan sonra Davala gittik eve. Bahçede oturuyoruz. Fatih Hoca önce mimarlığını konuşturdu. Hocam oğlum şunu şöyle daha güzel olur. Fatih Hoca biliyorsun klasik Fatih Hoca'dır. Ondan sonra neyse oturuyoruz. Ümit dedi. Buyur hocam dedim. Sen nerelisin dedi. Ben böyle.
Nasıl nereliyim? Adanalıyım dedim hocam. Nasıl dedi Adanalısın? Niye haberim yok dedi. Hocam siz bilirsiniz diye ağzımı açmadım yani siz. Yani hoca bir şaşırdım yani aslında sevindim de. Yani benimle konuştu bir de böyle samimi olunca. Dedim oh be en son beni anladı. Artık oynarım diye düşünüyorum. İki hafta sonra Adana maçına gidiyoruz deplasmana. Otelde kalıyoruz işte ben. Akrabalarımı çağırıyorum. Bilet dağıtıyorum. Nasıl Adanalıyım ya ben. Mutlaka oynatacak diye bilet dağıtıyorum. Hoca da beni kesiyor oradan tamam mı? Akrabalarımı da fazla fazla çağırıyorum ki. Hani hocanın daha çok gözüne gireyim. Neyse ertesi gün kahvaltıya kalktım. Kahvaltımı yapayım. Bal mal her şeyi reçel meçel her şeyini yedim tamam mı? Canavar hazır. Ondan sonra neyse. Kadro açıklandı. 11'e bakıyorum. Aa 11'de yokum. Dedim hocanın bir bildiği var. Ama biz kadroya 20 kişi gitmişiz. Neyse 18'e baktım. 18'de de yokum. 19 yazdı Volkan. 20 Ümit yazdı. Ümit akrabalarını özlemiş. Biraz yakın otursun diye beni tribüne yolladı. Ya ben bunu hatırlamıyorum. Tabii büyük bir sükutu hayal orada değil mi? Ya? Akrabaları yakın otursun diye. Ya hocanın tabii çok komik o hikayeler var. Özellikle ya işte burada analım sevgili Hasan Şaş'ın. Ya Hasan Şaş çok iyi yapar. Tabii Hasan efsanedir yani, o konuda. Ya o bombaları anlattığında biliyorsun ben bir kere yerde oturuyorduk. Yani kendime gelemedim yani uzun süre gülmekte. Özellikle bir sakatsın hikayesi var. Tabii. Sakat. Hasan Şaş iyidir ya. Çok renkli bir isim o da tabii. Şimdi sorulara da bakıyorum bir taraftan. Aa bak Eskişehir Spor'u da anlatabilir misiniz diyor Emirgen. Şimdi ben Eskişehir dönemine ben hakimim çünkü ya ben 17 iç saha maçının 17'sinde geldiğimi hatırlıyorum. Aynen. Ankara'dan trende gidip geliyorduk tabii. Hızlı treninde daha yeni başladığı dönemler falan. Ya o takım işte Mehmet Yılmaz da biliyorsun burada yorumda A Spor'un yorumcusu. Biz Mehmet'le de konuşuyoruz zaman zaman. Ya Eskişehir Spor en güzel dönemlerinden bir tanesi. Şimdi o 70'li yıllardaki tabii o efsane kadro. Bir de o bundan işte değil mi 2011-2012 çok güzel bir ekip vardı orada. Çok güzel de bir takım vardı Eskişehir Spor'da. Tabii büyük bir camiaydı futbol camiası. İnanılmaz bir seyirciye sahip. Yani şu anki durumları hakikaten bizi de üzüyor. Gerçek anlamda üzüyor. Böyle şehirler her zaman Süper Lig'de olması lazım. Böyle seyircisi olan. Ama tabii çok çıkar için... Orada insanlar çok kendi çıkarını düşünerek çok hareket ettiklerini düşünüyorum. İnanılmaz bir şeydim bir meşhur zaten biliyorsun bandolarla geliyorlar maçlara. Ya müthiş tabii canım ya. Anladın yani. Mı? Keyifli şehir olarak da çok güzel bir üniversite şehri. Ya futbol şehri. Ya bildiğim futbol şehri. Güzel günler yaşadık. Ama ondan sonra tabii futbola sona vermek zorunda kaldık orada. Yani şu anda tabii TFF1'de de pek parlak durumda değiller ama yani o günlerden bu noktaya gelmesi işte iyi idare edilmesi lazım. Yani kulüplerimizin iyi idare edilmesi lazım. Sonra paraşüt gibi aşağı gidiyoruz. Mesela Ordu Spor gitti. Yeni Ordu Spor'du. Bilmem neydi falan. Şimdi Malatya ne olacak? Eskişehir Spor gidecek. Yeni Eskişehir Spor mu gelecek? Yani anladım. Amatöre düşürüyorlar takımları. Borçlar siliniyor. Tekrar yeni diye bir takım kuruluyor falan. Yani bunlar da aslında güzel şeylerdi. Şimdi çok büyük bir borç batağının içerisinde. Orada elini taşının altına sokmaya çalışanlar var. Bir tarafta yepyeni bir stat yapılmış. Dediğin gibi bir üniversite şehri. Ondan sonra futbol için her şey müsait. Ama bir taraftan bir bakıyorsun. İşte eksi puan yedi geçmiş olsun. Bitti. Eksi 9 da zaten toparlama şansı yok. İmkanı bir ara yok bir yani. Toparladılar. Çok da iyi bir takım abi, var bakma. Evet iyi takım da yani insan diyor bu çocuklar kim? Tabii onlar inanılmaz bir mücadele veriyor. Onu ayrı tebrik ediyorum ama abi bir yerde bir tecrübe eksikliği var. Onu hissediyorsun maç esnasında yani. Kaleciyi tanımıyorum, santraforu tanımıyorsun anladın mı? Hani bir isim de yok maçta. O yüzden çok sıkıntılı günler bekliyor Eskişehir'i. Bora demiş ki Ümit Hoca'nın oynadığı en gaddar savunma oyuncusu kim? En gaddar savunma oyuncusu. Kasap diye nitelendirilen. Hani öyle derlerdi. Tabii ben kasap. Onu zaten bir açıklaması yaptım. Hayatımda gördüğüm en büyük kasap Lugano'dur. Lugano? Abi arkadan... Bebek yüzlü kasap ama, değil mi? Çok, yani çok severim. Çok dışarıda, iyi insandı çok, bu arada. Çok severim bu arada. Hakikaten çok iyi insandı. Ben dışarıda da yani maç esnasında dışarıda da görüşürdük onunla ama böyle acımasız, böyle bir şey hayatımda görmedim. Nasıl çalışıyor biliyor musun? Temiz. Arkadan aşile böyle topsuz alakan yok. Yani, tamam top kalede bu arkadan tık 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 aşile basıyor. Böyle, tık tık tık. Bir de şöyle yapardı gözler. Ne yaptım ben falan diye. Ama ben Edu ve Lugano Fenerbahçe ben gördüm en iyi defanslardan bir tanesi. Ama zaten böyle bir defans hattı da yok yani. Hakikaten yani, Lugano müthiş. Yani, yani Hök ve Uçe'den sonra bence... Evet. Çok iyi terinin son damlasına ondan kadar. Ondan sonra ben Fenerbahçe'de zaten iyi defans görmedim. Evet. Ondan sonra iyi bir stoper ikilisi de gelmedi. Yani terinin aynen son damlasına kadar. Bir de hani bak mesela Uruguaylı falan. Demek ki bu şeylerde Uruguaylılarda böyle bir şey var. Böyle özümsüyorlar. Mesela yani
Muslera'da mesela nasıl seviyor Galatasaray'ı? Lugano evet. Nasıl seviyor Fenerbahçe'yi? Bak geçen geldi. Tribünde biliyorsun sakal makal taktı tribünden. Ben mesela hoca olsam zaten Uruguay, Paraguay gibi hani daha biraz fakir ülkeler bunlar ya. Hani oradan fiziksel olarak çok güçlüler. Oyuncu kapasitesi de çok yüksek. Yani Avrupa Dünya Şampiyonası'nda da izliyor zaten o takımları. Bir anda diyoruz ki bu Paraguay, Uruguay nereden çıktı diyorsun. Ama yıllardır var aslında da biz keşfedemiyoruz. Fizik gücü yüksek oyuncuların. Fizik olarak çok iyi oyuncular. Dolayısıyla aslında ya Güney Amerikalı oyuncuların aslında bizim Türkiye'de hepsini demeyelim ama yani başarılı olduğunu görebiliyoruz. Yani bize herhalde o sıcakkanlılık, o hani duyguları da sahaya verme olayı birazcık daha farklı oluyor. Çünkü sen de çok Güney Amerikalı oyuncuyla oynadın. Ben o futbolu seviyorum çünkü bir taraftan da. Mesela Lincoln, Brezilyalı da. Lincoln da çok komik çocuktur. Yani şimdi bize geldi, transfer oldu. Ondan sonra abi bunlar ailece kalabalıklar. 15-20 kişi geziyorlar. Hepsi model aynı. Altında şey spor ayakkabı, kotla böyle bir modeller. Bir gün baktım şey Lincoln tesisten meyve suyunu alıp çantasına koyuyor. Oğlum dedim ne yapıyorsun? 2,5 milyon euro alıyorsun tesisten meyve suyunu. Ya eve nasıl yetiştireceksin 15 kişiler? klan halinde gelmişler. Şimdi şöyle yapalım. Bir bağlantı. İtalya'ya gidecek miyiz sevgili Furkan? Şöyle yapalım. Biraz böyle yurt dışına gidelim istiyorsan. Ha? Evet. Bakalım. Mesajlar var. Hazır mı mesajlarımız? Forlan ve Saviola. Bakalım neler söylemişler. Ümit Karan. Bak kimlerden mesaj geliyor şimdi. Hello people from Turkey. It's Diogo Forlan. We are living very difficult moments all around the world. I know they're in Turkey as well, here in Uruguay. The only way to stop the virus is to remain at home. Please, obey the authorities and remain at home. This is the only way we can stop it. FDKL. Bonjour la Turquie, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Moussa So. Juste un message pour vous demander de bien rester chez vous, de bien rester confiné. Ensemble, Inch'Allah, nous vaincrons ce virus. A très bientôt. Hola a todos, soy Javier Saviola. Quería mandarles un fuerte abrazo y mi apoyo a la gente en Turquía. Ojalá todos juntos podamos salir de este momento tan complicado que nos acecha a toda la sociedad en el mundo. FDKL, por favor quédense en casa, tomen conciencia de que esto es grave y bueno, ojalá podamos salir todos juntos de esta situación. Un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, ojalá todo vuelva a la normalidad. Un abrazo muy grande. Merhaba arkadaşlar, soy Mati Delgado. Bueno, como todos sabrán, vivimos una situación difícil, muy delicada. Gente que está sufriendo mucho. Aquí en España están colapsados los hospitales. La gente que trabaja en los hospitales está muy, muy estresada. Podemos ayudarlos nosotros. Quedándonos en casa. FDKL. Quedémonos en casa, que así respetamos a todo el mundo que está haciendo un esfuerzo gigante, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, tíos, abuelos, gente que corre riesgos de contagios. Bueno, mucha fuerza y paciencia. Hasta luego. Diogo Forlan, Saviola, Moussa Sow ve Matias Delgado. İlk olarak onlara tabii teşekkür etmek lazım. Evet. Hakikaten. Ama artık ne dedik? Renk yok. Futbolda renk yok. Şimdi Barcelona oynasa Real Madrid kimin umurunda abi? Barcelona Real Madrid derbisi de şu an önemsiz. Galatasaray Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Fatih Hoca nasıl hastalandı? Herkes dünya geçmiş olsun dileklerini iletti. Hepimiz aynıyız şu an yani. Biz bu dünya uğraştığı bir problem. Biz sadece biz ülke olarak uğraşmıyoruz ki. Herkesin birleştiği bir dönem yaşıyoruz. O da çok güzel. Mesela ben dün akşam işte Forlan'a mesaj attım. Saviola'ya mesaj attım. 5 dakika sonra cevap gönderdiler. Yani 5 dakika sonra, çünkü aynı problemleri işte mesela Arjantin'de sistem çökmek üzere. Yani zaten ekonomik krizlerle boğuşan bir ülke. Yani Mayıs ayını, Haziran ayını nasıl görecekler belli değil. Uruguay'da sıkıntı var. Güney Amerika çok az vaka olmasına rağmen onlar kapandılar. Onlar da kapandı.
Yani herkes işte Musa Sow bir taraftan, Matias Delgado o da işte İspanya'dan mesaj gönderdi. Yani herkes birbirine moral verme çabası içerisinde. Bunlar aslında çok güzel şeyler ve bir birlikteliğin de en güzel sembollerinden bir tanesi. Ya işte insanlar ne yaptılar? Challenge'lar yaptılar işte, tuvalet kağıdı challenge'ı. Yani hep bir motivasyon, yani insanlar bir, en azından bir meşgale vermeye çalıştılar. Hani insanları evde tutmak için hakikaten spor camiası uğraşıyor. Yani bakıyorum bütün Instagram'ları takip ediyoruz arkadaşlarımız. Herkes evde. Yani ben bunu söylemeye çalışıyorum. Sporcular evdeyse normal vatandaş niye dışarıda? Evet. Yani çalışmak dışında onu tabii ayrı tutuyoruz. Onlar hep ayrı. Keyif için dışarı çıkmanın gereği yok şu anda. Keyif için gereği yok yani. Anlatabiliyor muyum? Çıkacaksan da çık balkonuna, aç camını. Oradan oksijenini al yani. Ya da yürüyüş yapacaksan evin içinde yürüyüş yap. Git gel, git gel. Anladın mı ya? Bir şey yapmak istiyorsan yapabilirsin yani. İlla ki sokağa çıkmana gerek yok. Sana şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii futbol durdu. Çok büyük kayıplar var. Mesela işte İngiltere Premier Lig'in 1 Haziran'da başlayabileceği öngörülüyor. İşte Bundesliga ile ilgili hani 30 Nisan dendi yanlış hatırlamıyorsam. İspanya'da belli değil. İspanya diyor ki devlet bize tehlike geçti demediği sürece biz diyor başlatmayacağız ligi diyor. İtalya'da başlamaması gündemde. Dolayısıyla şimdi kulüplerin çok ciddi kayıpları var. Bak İngiltere Premier Lig'in kaybı şu ana kadarki kaybı 1 milyar 250 milyon euro. 1 milyar 250 milyon euro. Bundesliga 600 milyon euro, 450 milyon euro Fransa Lig 1, 550 milyon euro, 650 milyon euro arası La Liga. Şimdi sence bundan sonra şimdi her şey bir şekilde toparlayacak. Bak, ne olacak? Futbolda nasıl bir dönem bekliyor? Bahsettiğim ülkeler bir de ekonomisi çok güçlü ülkeler. İngiltere, Almanya. Hani dersin bunlar bir şekilde toparlar ama biz ne yapacağız? Aslında bizim sıkıntımız burada. Yani tamam ekonomi zaten... Esnaf bile çok büyük sıkıntı yaşıyor şu an yani. Sadece futbol camiası olarak bakma. Küçük esnaf, büyük esnaf ayrımı da yok artık. Yani büyük esnafa bakıyorsun o da kapatıyor. Yani dünya zaten şu an bir çöküş yaşıyor. Yani biz bunun altında nasıl kalkarız? Burada çok büyük fedakarlık gerekiyor. Ronaldo bilmiyorum doğru mu? Mesela yıllık maaşından vazgeçmiş. Örnek veriyorum. Yani bu tarz şeylerle ancak futbol kurtulur. Başka kurtulma şansı yok. Barcelona'lı oyuncular işte maaş kesintisini kabul ediyorlar bir taraftan. Diğer kulüpler de bu şekilde maaş kesintisine gitmek zorunda. Bilmiyorum Türkiye'de bu olacak mı olmayacak mı? Mutlaka olmak yani zorunda. El birliğiyle bir şekilde bunun altına biz de bir elimizi koymamız lazım. Yani herkesin tabii elini koyması lazım baktığın zaman. Çünkü çok büyük sektörler ve ben büyük bir daralma bekliyorum dünya futbolunda. Yani... Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama eskisi kadar öyle çok büyük kontratlar, çok büyük bonservis bedelleri olmayacak gibi geliyor yeni futbol düzeni içerisinde. Aslında doğrusu buydu. Doğruyu böyle keşfetmek yanlış ama doğrusu buydu zaten. Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Özellikle Türkiye gibi yani küçük ülke, yani daha ekonomi düşük ülkelerde bunu daha dikkat etmemiz lazım. Sen şu an İngiltere'de veren rakamları Türkiye'de veremezsin. Yani sen bunu önceden de vermemen gerekiyordu. Ya bizim rakamlarımız uçuk rakamlar. Çok uçuk rakamlar. Bir de ayağımızı yorganına göre uzatmıyoruz. Ondan sonra kulüpler borç batağının içerisinde yani gidiyor. Biz... Bir yönetim gidiyor. Eyvallah diyor çantasını alıyor, ceketini alıyor gidiyor. Bu sefer yeni yönetim büyük bir borç batağının içerisinde kalıyor. Dünyada bizim kadar yönetim değiştiren kulüpler yoktur. Yönetim anlamda ya. Ben Bayern Münih'in Beckenbauer başkan. Yıllardır aynıdır yani ya da... X bir takımın. Ben hiç başkalarının değiştiğini hiç duymadım. Ya sonra ben... gelecek adam bile belli. Şimdi Oliver Kahn'ı hazırlıyorlar mesela. Mesela anladın mı? Ne yapıyorlar? Ama biz sürekli bir yönetim gidiyor. Bir yönetim... Ne oluyor? Üç maç kaybediyorsun. Yönetim istifa. Ya istifa da yenisi de ne yapacak? Yani o borcu yenisi de kalıyor. O borç biraz daha büyüyor. Öbürüne geçiyor. Biz bunu toparlamamız ancak nasıl olur? Belki kulüpleri satışa çıkartacaksın. İşte Türkiye'de böyle bir şey kaldırabilir mi? İşte kaldırmak zor. Ya ne yapacaksın? Yani. Şimdi mesela niye? Şimdi zamanında Manchester City kim aldı? Bir Arap aldı. Doğru mu? Birleşik Arap Emirlikleri'nden işte Abu Dhabi. Ne oldu? İngili. İngiltere'de kıyamet koptu. Bizim kulüp nasıl satılır? Adamlar 3-5 kere şampiyon oldu. İş bitti. Bunu kapandı. Doğru mu? Demek her şey başarıya endeksli ama mecbur. Nasıl kurtaracaksın ekonomi yoksa? Yani bizim kulüpler de büyük ihtimalle sahipleri olacak diye düşünüyorum. Ya işte ben şunu merak ediyorum. Tamam sahipleri olur olmaz o ayrı mesele de yatırım yapan çıkar mı? Yani çünkü İngiltere'de adam gidiyor mesela Newcastle United'ı alırsın. Çünkü o kulübün çok büyük geliri var. Bakma sen adam yani 150-200 milyon eurolar kazanıyor sezon. Ama şimdi Türkiye'de Ali, bu gelir de yok. Niye adam yatırım yapsın buraya? Bizim Türkiye'deki gelirimiz de aslında az değil. Federasyondan yayın hakları bizim anlaşmamız da çok büyük. İyi idare edilirse aslında götürülecek bir şey var. Bizde federasyondan büyük para geliyor. Dijitürk hakları geliyor. Ondan sonra iddia gelirleri var. Ondan sonra maç kazandığına göre prim alıyoruz. Yani federasyondan para alıyorsun. Sıralamaya göre para alıyorsun. Aslında bizde de gelir var. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim en büyük problemimiz federasyondan çektiğimiz parayı sezon başı harcıyoruz.
kırdırıyorsun ya da bir dahaki gelirlerini yani sonra, bir sonraki yıllarda alman gereken gelirleri kırdırıyorsun diyorsun ve o sarmaldan çıkamıyorsun. Yani bu borçlar nasıl ödenecek çok merak ediyorum. Sevgili Mehmet Özcan, Aspor yorumcusu aynı zamanda Sabah gazetesi muhabiri bir şey hatırlatmış diyor ki Gerest dönemi diyor, Erik Gerest dönemi diyor, Kayseri deplasmanı şahane bir gol atmıştı diyor Kayseri deplasmanında. Gol sonrası diyor, sevinci çok orijinaldi. Kameramandan kamerayı alıp sevinen tribünleri çekmişti diyor. Hatırlamıyorum onu. Tabii tabii. Kameraman Ümit'ti o zaman. Sen bilirsin Ümit'i. O Lig TV'deydi o zaman. Bizim Ümit vardı. Tabii gol, çok güzel bir gol vuruşu yaptım orada da ceza sahasının dışına. Gittim kamerayı aldım. Ve... O zaman tabii selfie merfi falan yok şimdi. Tabii yapıyor ya şeyler falan. Tottiler, mottiler. Biz anca kamerayla. Akusörlü telefondan çeviriyoruz. Ya hakikaten çok enteresan, güzel günlerdi. Bak Nedim Hoca, Nedim Yiğit. Bak Nedim Hoca mesaj göndermiş. Sevgili Ali, iyi yayınlar. Çok güzel yayın oluyor. Ümit kardeşime çok selam. Ayrıca şu ortamda altyapıyla ilgili konuşmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu salgın sürecinde altyapılarda neler yapıldığı, sonrasında nelerle karşılaşacağı bence gündemin önemli konuları. Sayenizde onlar da akıllara gelecektir demiş. Nedim Hoca da biliyorsun altyapının, şimdi Başak şehirde görev yapıyor. Önemli isimlerinden bir tanesi. Yani, yani altyapı, her şeyin başı altyapı ya Ümit ya. Bunu hep söylüyorsun. Yani... Ama şimdi bak yanlış anlamaz. Her kulübe sesleniyorum burada. Şimdi sen A takım hocasına 1 milyon, 1,5 milyon euro maaş verirken altyapıdaki hocana 1,5 milyar maaş verirsen bu iş olmaz. O zaman ne oluyor? Oradaki hoca diyor ki ya bana ne kardeşim zaten maaş almıyorum. Birisine torpil yapmak zorunda kalabiliyor. Anladın mı? O zaman ne oluyor? Ya altyapıda torpille oynayan çok oyuncu çıkabiliyor. Ya bu ne torpil ya? Altyapıda torpil mi olur ya? Ama ya işte yetenekle ne... bir yere geliyorsun da ben de duyuyorum yani işte bir altyapıdaki hocalardan bilmem ne veliler arıyorlar, ediyorlar. Torpildi, morpildi. Ya kardeşim yeteneğin varsa oynarsın. Bu işin torpili mi olur ya? İşte... Ne yetenekli çocuklar da biliyorsun şimdi, bu torpil yüzünden yok bizim olup zaten gitti. Türkiye'deki en büyük sıkıntımız ne biliyor musun bir de? Veli olarak bizim çocuklarımız hepsi Maradona. Ya, ya Maradona ya Zidane. Yani ben daha hani böyle benim çocuğum vasat dediğini hiç duymadım. Yani çünkü gerçekleri söyleyemiyoruz, kabullenemiyoruz. Benim çocuğum çok yetenekli ama kimseyi tanımıyor. Kardeşim ben kimi tanıyordum? Evet. O başka bir konu. Anladın mı? Ben başka bir şey anlatıyorum. Diyorum ki bak hocalar çok az maaşla çalışıyor. Üst takımdaki hoca o kadar maaş alıp alt taraftakiler o kadar az maaş alırsa yani bu eğitim sistemi yani iyi bir eğitmen koyacaksan ona hakkını vermen lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaten biz de işte zaman zaman bu spor ekonomisi programlarında da konuşuyoruz. İyi maaş vermezsen adam çalışmaz ki orada. Niye gitsin ya yani? Şimdi, Ali, ya sen, herkes teknik direktörlük sen oluyor. Sen niye buraya geliyorsun? Bir maaş alıyorsun. Doğru mu? Sen burada tatmin olmazsan, maaşın mutlu etmezse sen buraya her gün bir şu, hele şu dönemde gelir misin? Bu böyle düşünmen lazım. Bu kadar basit anladın mı yani? Ah ben ne ya canımdan daha mı kıymetli diyeceksin. Geçeceksin içeri. Şimdi bir Roma'ya gidelim. Sevgili Dündar Keşaplı bizlerle birlikte. Her gün son gelişmeleri bizlere aktarıyor Dündar Keşaplı. Şu anda da farklı bir yerde. Dündar abi iyi günler diliyorum. Son evet devam ediyoruz. Maximum Spor'a Ümit Karan'la birlikteyiz. Şeyde kalmıştık. Nerede kalmıştık? Futbolcuların fiziksel değil mi? O evet. Döngüsü biraz büyük sıkıntı. Yani şu an başlamamız gerekiyorsa en az bir 3-4 hafta ihtiyacımız var başlamak için. Hakikaten çünkü futbolcuların vücudu komple sıfırlamıştır. Dediğim gibi evde hani mekik çalışmalarla ya da şu hareketleri yapmakla ya sizin... Sanki hani sezon öncesi hazırlıkları gerekiyor gibi. Ya kampa falan gitmeleri lazım tabii, biliyorsun yani. Aynen o şekilde. Hakikaten öyle bir şey yapmak gerekiyor. 8 hafta için, 9 ya da hafta dediğim için. Gibi bu sezonları komple yok sayacaksın. Sıfırdan başlayacaksın. Yeni sezon Liverpool artık. Ne yapacak abi? Adamlar yıllardır şampiyon olmayı bekliyor. Şampiyon olamayacaklar mı mesela? Liverpool, yani olacak işte Liverpool ya. Trabzonspor. Trabzonspor aynı döneme denk geldi yani. İnanılacak gibi bir şeydi yani. Ya. Liverpool deyince Anfield Road'da 2 golüm var değil mi? Tabii. Bak izleyiciler mesaj atıyor. Anfield Road'da 2 gol vardı. Yani. Muhteşem bir maçtı. İnanılmaz bir seyirci. Hele bir nasıl atmosfer orada? Yani Liverpool taraftarı da çünkü. Yani, bence İngiltere'nin en iyi taraftarı. Yani öyle bir şarkı söylemeye başladıkları zaman Never Walk Alone. You Never Walk Alone. Bitiyorsun. O orada, zaman bitiyorsun. Maç zaten 3-0'dı. Ben girdim 2-2 yaptık maçı. 2-2 tane attım. Bir anda baktım statta sessizlik. Yani Old Trafford'da çıt çıkmıyordu yani. Bir top daha gelse 3-3 yapacağım da top vermediler bir daha. Bir şey söyleyeceğim. O Liverpool'daki maçtan sonra mesela İngiltere'de çok takip edilir bu tip olaylar. Yani işte Anfield'da çıkıyorsun çat 2 tane atıyorsun. Hiç böyle İngiltere'den teklif mektif falan geldi mi sana? Daha önce geldi tabii bazı teklifler vardı. Ama anlaştığım bir kulüp de vardı mesela. Everton'la bir görüşmemiz oldu. İtiraf et diyecektim abi. Everton muydu? Tabii Everton'da. Ama o sezon Fenerbahçe maçında çaprazlarımı koparttım. Aa, o döneme denk geldi. Tabii o döneme denk geldi. Tabii o zaman hani sakatlanınca zaten biliyorsun şimdi sakat oyuncu da alabiliyorlar ama bizim zamanımızda tabii sakatlanınca biraz daha uzun
sürüyordu. Yani bitme aşamasında mıydı Everton işi? %90 bitmişti yani. Bitmişti yani. Ama yani Liverpool'a gidiyordun ya aslında yani. Aynen. Liverpool'un ezeli rakibi. Çok büyük talihsizlik aslında. Şimdi yani mesela işte çok büyük futbolcular var mesela ama teknik adamlık meziyetleri çok da iyi değildir. Mesela işte Diego Armando Maradona bence dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi. Tartışmasız. Ama teknik adamlık kariyerine baktığın zaman hani çok üst düzey değil. Belki bunun istisnaları olabilir. Bence Zico çok büyük futbolcuydu. Çok büyük de teknik adam oldu bence Zico. Ben çok beğeniyorum. Yani, Fenerbahçe olduğu zaman da çok keyif aldım. Bu tip isimler var. Ben hani çok üst örnekler verdim. Bu örneklerin arasında mesela Hagi'yi de koyarım. Bence Hagi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 numaraları arasında yer alacak bir isimdir. Yani. Balkan'ın Maradona'sı. Yani Karpatların Maradona'sı derlerdi. Yani böyle bir futbolcu yok mesela. Hagi. Tabii. Peki Hagi ile çalıştın değil mi? Teknik direktörlük kariyerin için Galatasaray açısından da çok önemli bir figür aslında Hagi. Mesela Hagi'nin teknik direktörlüğünü nasıl bulursun? Şöyle, ben Gençler Birliği'nde oynarken karşılıklı oynama fırsatı bulduğum için ve Galatasaray taraftarı olduğum için Hagi'yi ağzım açık izliyordum. O kadar da severdim, inanılmaz bir adam. Ben Galatasaray transfer oldum, o futbolu bıraktı. Popescu'yla oynadım falan ama Hagi o sezon futbolu bıraktı ben geldiğim sezon. Tabii bu üzücü bir olaydı. Yani Hagi ile kim oynamak istemezdi yan yana. Neyse bir gün işte bizim hocamız oldu. Hoca oldu. Yıldızlarımız barışmadı. Yani bir şekilde benimle nefret etti. Ama antrenman şeklinden bir şey anlamıyorum. Antrenman maçı yapıyoruz. Yani keşke ben onunla, yani Hagi'nin hiçbir zaman hocalığını görmeseydim. Yani futbolcunu tartışmam ama hocası bana göre sıfırdı yani. Kötü bir teknik adamdı diyorsun. Bana göre çok kötüydü. Yani çift kale yapıyoruz. O da bizle oynuyor. Hali eskisi gibi topa vuruyor bile. Yani futbolu bırakmasaydı olurmuş yani. Yani bir de o seyirciyle hep diyaloglara girmesi. İşte o telefon muhabbeti falan filan, bunlar hoş şeyler değildi. Yani zaten Bursa Spor'da da kötü bir süreç yaşadı. Şimdi tabii Romanya'da şampiyon oldu galiba değil mi geçenlerde? Lider... Takım, evet. Yani orada bir yani takım orada, var. Tabii orası kendi ülkesi. İstediği gibi oynatıyordur zaten. Orada istediği gibi at koşturur. Çünkü büyük bir isim olduğu için onun daha üstünde bir isim yoktur. İşte onu biliyorsun, Bekaylı, Popescu, onlar zaten Romanya'yı yönetiyorlardı. İyi bir ekip değil mi onlar? Tabii. Ya bir hatıra var, bilmiyorum bak hatırlayacak mısın? Bir Ankara'ya kampa gelmişiz. Benim de işte Ankara'da üniversitede öğrenci oteli de hatırlıyorum. Dönemler. Hangi otel? Üniversitede öğrenci olduğum dönemler. İşte Galatasaray olarak kampa gelmişsiniz. Hadi gel falan. İşte ben geldim, işte dürüm mürüm aldık falan. Odaya çıktık. Sohbet, muhabbet, oyun. Abi, döner getirdim bana. Döner hatırlıyorsun getirdim. Hatırlıyorsun Ankara'da. Saat 2 falan oldu, dedim ki Ümit hadi ben kaçayım yavaş yavaş, yarın maç var falan. Ya abi zaten Hagi bizi oynatmayacak abi, otur falan. Ben 5'te çıktım hatırlıyorum oradan yani. Oyun oynuyoruz falan. Ya takılıyoruz orada. 5'te çıktım yani. Nasıl olsa oynatmayacak dediniz. Ben gittim işte ertesi gün maçı seyrediyoruz. Büyükşehir Belediye Ankara Spor karşılaşması. Hakikaten Hagi seni oynatmadı o maçta. Oynatmadı. Maçta 0-0 gidiyor. Böyle 60-65 falan mıydı, 55-60 mıydı onu hatırlamıyorum falan. Çat seni oyuna soktu dedim. Ay vah dedim ya, çocuk sabaha kadar esir ettik adamı bilmem ne. Zaten Hagi ile arası kötü falan, bir de vicdan yaptım ya, tamam mı? Ondan sonra çat oyuna girdin, golü attın, Galatasaray kazandı maçı. Bak onu ben hiç unutmam ya. Ondan sonra ben zaten aradım seni hemen sen otobüsteyken. Dedin ki ya demek ki abi dedin, sabah 6'ya kadar oturmamız lazım işte. Ya. Yani öyle bir şey de hatırlıyorum yani. Ondan sonra zaten yıldızlarınız barışmadı ve Büyükşehir Belediye Ankara kariyeri başladı tabii. Senin abi. Aslında yurt dışına gidecektim. O tabii o süreçte eşimle tanıştım. Gitmedim. Burada kalmayı tercih. Nereye gidecektin o süreçte mesela? Gladbach'a. Mönchengladbach. Abi sen de ne takımlar reddetmişsin abi? Everton, Mönchengladbach. Neyse gitmedik. İşte Ankara'da kaldık. Ankara'da o zaman daha hakikaten yeni kurulmuştu. Çok keyifliydi o zaman tabii, daha yeni. Samet Hoca'ydı hocamız yine. Yine Samet Hoca. Tabii. Yine güzel bir sezon yaşadık. İnanılmaz goller attım orada. İnanılmaz yani. 7 tane gol attıysam 7'si de jenerikti zaten. Evet. Neyse bir şekilde Galatasaray taraftarı beni geri getirdi. Taraftar getirdi değil mi? Taraftar getirdi. Çünkü o sezon Galatasaray kötü gitti. Ve Galatasaray kötü, ben de iyi oynayınca hani bana haksızlık yaptıklarını anlayıp her maçtan sonra Ümit Karan hatta Saido da gitmişti. Saido'yu da getirdiler. Aa, Saido da gitmişti tabii. Tabii. O süreçte bizi geri getirdiler. Buradan yine bir kez taraftara teşekkür etmek istiyorum. O süreçte hakikaten arkamda durdu. Zaten ben de o sezon karşılığını verdim. Geldiğim sezon zaten Galatasaray şampiyon oldu yani. Geldiğim sezon şampiyon oldu. Ben 3 sezon oynadım zaten. İyi oynadım sezon. İlk sezonum 2006-2008'de 3'ü de şampiyon yaşadık. Kaç şampiyonluk gördün? 3 şampiyonluk. Yani çoğu kimseye nasip olmaz mı? 3 evet, şampiyonluk. Tabii güzel abi. Yani. Orada zaten
bir anda zaten. O efsane ekibinde zaten bir parçası oluyorsun. O da önemli. Galatasaray taraftarı... Sana ama 100. golü kime attım? Sen seversin. Penaltıdan Beşiktaş'a attım. 100. gol. Söyleyeyim de hani. Ya ben şeyde çok kızmıştım sana ya. Hadi itiraf edeyim ya. Sergen attı şampiyonluk geldi maçı değil mi? Beşiktaş'la Galatasaray falan. Maç bittikten sonra orta sahada bir arbede çıktın hatırlıyor musun? Yasin'le tartıştı. Kırmızı kart gördüm ben. Tabii sen kırmızı kart gördün orada. Ben nasıl sinirlendim evde diyorum. Ha diyorum ya gelsin buraya diyorum. Ya ondan sonra orada bir arbede olmuş. Orada çok kızmıştım sana. Ama ya. Hakikaten İnönü'de oynamak da çok keyiflidir yani. Hem rakip için de keyifli. Hem en bari... zorlandığın yani seyirci olarak baktığın zaman mesela deplasmandaki en iyi seyirci sence hangisi? Yani Beşiktaş seyircisi mi, Galatasaray mı, Trabzon mu ya da Anadolu'dan herhangi bir takım mı? Yani eskiden deplasman zorluğu olarak bizim dönemimizde bahsettim. Yani 96-2000 yılı arasında çok Trabzon acayip zor bir deplasmandı. Çünkü ben bir kadroya karşı oynadım ilk geldiğimde gençlerde. O zaman Trabzon'da Ünal, Apo, Ogün, Şota falan böyle bir kadro. Böyle bir kadro görmedim. Ben sahaya çıkıyorum sanki ben U14 oyuncusu gibi böyle bakıyorum bunlara. Bunlar Ünal abi böyle. Tam Apo da böyle. Ünal hocanın var mıydı bıyıkları? Tabii abi. Ama nasıl baldırdılar böyle? Ben daha yeni başlamışım. Bunlar kim diyordum? Yani PAF takım gibi inanılmaz bir kadro vardı Trabzon'da. Tabii ondan sonra kaybettiler şampiyonluğu. Ondan sonra tabii dağıldı ama zor deplasmandı. Bir de seyirci de uyutmazdı gece orada. Otelin önüne gelirlerdi. Davullar çalıyorlar. Tabii uyutmazlardı. İnönü de her zaman keyifli deplasmandır. İnönü de keyif alıyordun çünkü yani hem ambiyans hoşuna gidiyor, saha güzel, yeri güzel, anlatabiliyor muyum? Ama en zor deplasman her zaman Galatasaray'dı. Neden? Böyle yani eski Ali Sami'ye welcome to hell boş yerine söylememişler o lafı. Yani inanılmaz zor olurdu seyirciye. Şimdi Galatasaray uzun süren bir döngüyü kırdı. Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Zaten baksana ondan sonra konu çıktı. Ondan sonra. Esprisini yapıyoruz tabii de. Sen de Fenerbahçe deplasmanlarına çok gittin. Ya ne oluyordu orada? Mesela yani neydi mesela sizin o senin döneminde en azından? Böyle üzerinizde mesela otobüste giderken bir baskı mı oluyordu? Eyvah. İşte Fenerbahçe deplas ya kazanamayacağız nasıl olsa havasına mı giriyordunuz? Zaman zaman iyi oynadığınız maçları da hatırlıyorum ama iyi oynadığınız maçlarda bile böyle en iyi oynadığımız maç 6-0 yenildik. Evet orada iyi yani oynadınız. Yani yalan sadece söylemeye gerek yok. Orada zaten tek kale oynadık 6 kere geldi. 6-0 gol. Yani inanılmaz bir kısmet vardı. Ya biz de tabii orada hep mağlubiyet görmedik. Çok golüm var Fenerbahçe biliyorsun. Gençler bir de sürecinde sürekli bir Fenerbahçe'nin gollerim vardır. Ama bazı oyunculara bakıyordum. Yani hakikaten Hasan Şaş mesela. Ya Hasan Şaş bembeyazdı hep. Yani suratı hep gidiyordu yani. Acayip heyecan yapıyordu ve hırs yapıyordu yani. Arda Turan da öyle. Çok koyu yani inanılmaz ya. O kadar takıntılı maçlardı ki yani. Ama ben relax oyuncuydum biliyorsun. Ben çıkardım oynardım. Ben çok hani stres yapmazdım ama stres yapan çok oyuncu oluyordu yani. Selim Sevim demiş ki biraz da soruları alalım. Terim yardımcılık için teklif yapsa kabul eder mi? Abi ben Terim değil, beni Florya'ya çağırsan çimci olarak bir de giderim. Yani o kadar seviyorum. O kadar lazım. Seviyorum diyorsun yani. Ümit Hoca Sivas maçında kırmızı kart görmüştü. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Tabii hatırlamaz mıyım? Tamam. Karlı havadaydı diyor. Ya neler oldu orada diyor. Ben hatırlamıyorum. Ne oldu diyor. Karlı bir havada kırmızı kart gördü diyor. Şimdi, hatırlıyor musun her gördüğün kırmızı kartı? Tabii pozisyonu da hatırlıyorum. Çünkü benim gördüğüm yani bir Emre Aşık'a karşı ben gençlerde oynarken bir çift sarı karttan görmüştüm. Bir de o kırmızı kart. Ha, fazla da yok zaten. Zaten o kadar iki tane var zaten. O da nasıl oldu? Bir pozisyon oldu. Ben buzla beraber bir müdahale oldu. Topla beraber dışarı kaydım. Bütün komple sırtım buz içinde. Hani o zaman karlar marlar vardı Sivas'ta. Neyse kalktım sinirlendim. Kara vurayım dedim. Aa ben hatırladım. Hatırladın mı? O kar panesinden bir tanesi yan hakemimizde bir de gösteriyor. Tek damla gelmiş buraya. Seyirci arkadan galyana getirdi. Bu mu sanki küfür etmiş gibiyim. Orada zaten görüntülerde de belli. Ben tamamen kara kızdım. Ama işte hakemi çağırdı. Kırmızı kart yedim yani. Gereksiz bir kırmızı karttı. Gereksiz bir kırmızı kart. Ya benim hatırladığım bir olay var. Orada Gençler Birliği maçındaydı. Gençler Birliği tabii. Sen Ankara'dayken bir hava topunda bir kafa travması yaşadın değil mi? Ya o Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı. Tekrar sahaya girmeye çalıştın. Yok şöyle oldu. Ya ben tabii maçı daha sonra seyrettim. Çünkü maçı hatırlamıyorum. Şöyle oldu. 15. dakikada barajda duruyorum Fenerbahçe maçında. Rapa iç
Sana ben yani. Yani Rapayiç arkadaş, kendisi Rapayiç'e çok benzetirdik eskiden. Eski fotoğrafın varsa yan yana koysunlar, aynısıdır Rapayiç. Aslında kardeşimdir benim falan diyorsun. Abim. Neyse, ben barajda duruyormuşum. Barajda top kafama geliyor. 75 dakika top oynamışım. 15. dakikadan sonra 75 dakika top oynamışım. Sonra bizim Burak Hoca var. Şimdi Fenerbahçe'nin hocasını. Burak Kunduracıoğlu. Evet. Ona da selam olsun. O da çok zor bir süreç yaşıyordur şimdi, evet, mutlaka. Neyse, kulübeye geçtim. Kulübede oturuyorum. Burak da böyle yaptı. Ümit, maç kaç dedi. Ne maçı dedim ya. Öyle demişim yani. O da anlattığını diyor. Ne maçı dedim ya. Oğlum, maç kaç. Ne maçı diyorum. Maç önümde oynanıyor. Ne maçı diyorum. Ama bilinçaltı, yani 60 dakika futbol oynamışım bilinçaltı. Allah, aslında çok da tehlikeli bir şey ya. Yani olacak. Neyse, hastaneye kaldılar falan filan. Hastanede sabah uyandım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Diyorlar dün Fenerbahçe, nasıl Fenerbahçe ile oynadın ya? Ben niye oynamadım diyorum. Yani enteresan. Rapayiç ne vuruyordu be frikikleri? Ya Rapayiç, nasıldır Rapayiç değil mi? O mesela özellikle Fenerbahçe Gaziantep maçı vardır meşhur orada değil mi? Hani orada döndürdüğü maç falan. Rapayiç. Benim gördüğüm en iyi oyunculardan bir tanesi de Rapayiç. Bir taraftan bir de sana benziyor. Bir de bana benziyor. Ben oradan bir severdim ya. Biz mi ona benziyoruz? O mu bana benziyor bilmiyorum ama. Ya sana bir şey anlatacağım. İşte Ankara'da o sizin kamp yaptığınız otelde aşağıda işte benim gittiğim berber de vardı. Ben bir gün gittim berbere. Fenerbahçe kamp yapıyor otelde. Ondan sonra benim de şans eseri yani altımda böyle bir lacivert bir eşortman var. Üzerimde de böyle bir benim bir sarı bir montum vardı. Tam böyle sarı lacivert. Elimde de çanta. Ondan sonra gittim işte o berbere. Çıktım, yukarı çıktım o merdivenlerden. Tam o resepsiyon önünden geçiyorum. Ondan sonra tam da işte Rapa için Fenerbahçe'de olduğu dönem arkamı bir döndüm. İşte Sayın Aziz Yıldırım orada, işte Sayın Mahmut Uslu falan, ekip orada. Bir anda böyle Mahmut Uslu diye hatırlıyorum ben. Aziz Bey'e böyle yaptı. Döndüler bana baktılar. Kaptan kaçıyorum zannettim. Yok mu Rapa için fotoğrafı ya? Koysunlar yan yana. Tam da o benzediğin dönemlerde. Sen, söylesene içeridekiler Rapa için fotoğrafını koysunlar ya. Şimdi hatırlamayan oyuncuda... Kaptan kaçıyorum zannettiler herhalde. Sonra bir ha bir güldüler falan. Ben şöyle yaptım falan gittim ondan sonra. Bir hareketlendiler, öyle bir muhabbet olmuştu yani. Tam bombaydı. Neyse, tabii Sergen o zaman büyük futbol. Ben daha yeni gelmişim Galatasaray'a. Antrenmanlara zaten zor yetişiyorum. En son Harun abi dedim beni al abi, ben bu antrenmanları yapamam. O kadar hızlı oynuyor bunlar dedim. Neyse sabret dedi. Ama Sergen de o da arkadaşım. Kamptayız. Abi tabii İstanbulspor süreci o... Büyük yüksek rakamlarla top oynadı biliyorsun yani. O İstanbul Spor'da aldı biliyorsun. O zaman biz 10 milyara almıştık. O 600 milyara imza atmıştı İstanbul. Galiba bu rakamlarda bir şeydi. Ama işte Sergen'in aynı odasının televizyonun bir kere kumandasını alamıyorum. Sıkı yönetim var odada yani. Şimdi tabii o sevdiği bir at yarışı oynuyor. Tabii at yarışı oynuyor. Donla duruyor tabii böyle yani şeyle. Havlu sarıyor, donla duruyor. Ben de utanıyorum böyle... Oturuyorum tamam sessiz tamam. Neyse altılı yapıyor. Şu kadar rakam diyor tamam mı altıya. İyi ki ayaktan yatıyor. Beşliye bir şey diyor. En son bire kadar geldi. Son. Hiçbir tanesi tutmadı. Ben o ara hesap yapıyorum. 600 çarpı 500 dedim benim yıllık transfer ücretim burada yatıyor. Sergen Hoca'ya da buradan saygılarımızı iletelim. Çok seviyorum ama inanılmaz yani. Ben gördüğüm en iyi futbolculardan bir tanesi, ayrıca da en iyi karakterlerden de bir tanesi. Yusuf. Tamam, Ferhat demiş ki, Karl-Heinz Feldkamp hakkında ne söyler Ümit Karan? Skibe mi Feldkamp mı, ona göre daha iyiydi? Ya Skibe altyapı hocası diyelim. Ama Feldkamp hani eski Alman ekol antrenmanları var ya, onları yapıyordu yani. Alman ekolü diyor. Hiç geliştirmemiş. 74 yaşında gelmiş. Ama hala mesela iki kişi birebir mücadele tam saha yapıyor. Yani artık onları sadece 10 metre için mesafede yapıyorsun. O tam saha yapıyordu mesela. Eski şey değil tabii mi? Tabii eski antrenmanlar. Ama tabii yaştan itibaren bir gün ne oldu? Ahmet Akcan kulübede oturuyorum. Ahmet hocam da biliyorsun. Siz de burada görüyorum. Ahmet hoca burada. Ona da selam olsun. Ama komik bir anı. Feldkamp tabii yaşlı. Ya gerçekten o yaşını bazen hissediyorduk idmanlarda da, sağ kenarında da. Bir gün hangi deplasman, Konya mıydı? Hatta deplasmanı hatırlamıyorum. 45. dakika maç bitti. Feldkamp böyle burada kulübe şey çizgide kaldı. Maç bittikten sonra. Yok, ilk yarı. Ha, ilk yarı da. Ama maçın bittiğini anlamadı yani. Anlatabiliyor muyum? Ya uyuya kaldı orada. Ahmet Hoca geldi dedi ki, ya hocam ilk yarı bitti, istiyorsan sonra. Meğersem sağ kenarında uyuyormuş. Uyuyor.
Hocam götürdü. Ahmet Hoca'ya da soruyoruz. Ahmet Hoca da tabii, o da emektar adam. Yani. Yani. Ahmet Hoca da çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz isimlerden bir tanesi. Onda da hikaye çoktur ha. Ahmet Hoca anlatıyor bize canım. Evet. Ahmet Hoca anlatır. Ahmet Hoca başlar. Konuşmaz. Bir saat anlatır hoca mesela. Minimum. Sever minimum. Yani anlatmayı. Hiç yani. Konuşmaz. Hiç normal. Hiç konuşmaz. Buradan Ahmet Hoca'ma da sevgilerimizi iletelim. Fatih diyor ki Ümit Karan'ın Gençler Birliği'ndeyken hep Beşiktaş'a Ümit Karan'ın demek istemiş. Tabii Mazlum diyor ki Ali abi Ümit Karan'a Nonda'nın şampiyonluk golünü attığında ne hissetti diyor. Nonda şampiyonluk golünü attı. Hep Galatasaraylardan geliyor. Tabii o top benim önüme de düşebilirdi. Nonda'nın önüne düştü. Tabii ya kısmet. Kıskançlık yaptım yani. Ya Nonda da iyi topçuydu ha. Çok iyi ben ya. Çok sevdim. Şabani çok karakterli, karakterli bir futbolcu. Şey olarak da. Ya bizde yani bizim sürecimde hakikaten o gelen yabancılar karakter olarak da iyiydi çoğu. Anlatabiliyor muyum? Sağ dışında da mesela Mondragon yıllardır ya biz ne yapıyorduk? Biz beraber yemeğe de gidiyorduk. Harry Kewell gördüm hayatımda en beyefendi ya insan çok ya. Çok böyle bir şey görüyorum. Böyle bir şey yok ya. Başka başka bir dünyadan gelmiş sanki. Avustralya başbakanı gibi falan geliyordu ya böyle. İnanılmaz kibar efendi yani beyler bey beyefendisi gibiydi yani. İnanılmaz gibiydi yani. Bize hep o şans Allah'tan bize hep böyle Şaviye mesela Şaviye'yi hatırlarsınız. Haber Şaviye Haber Şaviye ya hep böyle iyi yabancılar denk geldi ya bize. Yani bize böyle art niyetle yabancı hiç denk gelmedi yani. Mondragon ilk geldiği sene değil mi? Tabii. Ben nasıl da hikayeyi tam hatırlamıyorum ya, ama Hasan anlatmıştı. Yani sormuşlar Mondragon nerede falan diye değil mi? Hasan Şahçoğlu şey ya görmüyor musunuz işte Mondragon diye de birkaç isim de var. Taffarel. Tabii Taffarel'i unutmayalım tabii Taffarel o arada var. Yani peki Galatasaray nasıl yakaladı bunu? Mesela çünkü bu istikrar önemli bir istikrardır. Ya ben mesela Beşiktaş'a baktığımda ben çok istikrarlı bir kaleci performansı hiçbir göremiyorum. Hiçbir takımda yok. Fenerbahçe'de yine yerli kaleci istikrarı vardır. Fenerbahçe'de tabii, de işte Rüştü, Volkan. Tabii orada hani işte Engin Hoca ondan sonra işte sonra Rüştü, sonra Volkan bir istikrar var orada. Mesela ben Beşiktaş'ta böyle bir istikrar çok göremedim. İşte bir Cordoba değil mi? Ama bir iki sene kaldı zaten Cordoba. Mesela onu da bence seyirciydi. Bir Galatasaray Beşiktaş maçı yüzünden bence yani o da yıllarca bence Beşiktaş'a hizmet edebilirdi. Çünkü bence Cordoba inanılmaz. Yani Mondragon'la zaten Mondragon'un birinci kalecisi Cordoba'ydı yani. Evet Cordoba birinci kaleciydi. Anladın Kolombiya mı? Kolombiya bir takımın birinci kalecisi Cordoba'ydı zaten yani. Tabii. Ama işte yani Beşiktaş seyircisi de bazen anlamak zor oluyor yani. Evet yani işte bazı şeyler. O Hasan kapitenin attığı iki gollülük maç var ya işte. Orada sıkıntı oldu. İpini çekti taraftar diyelim. Ben hatırlıyorum yani iki yabancının oynadığı dönemler vardı. Matias Asper'le Thomas Mühre yani yabancı hakkın az. İki yabancı kaleciden yana kullandığı dönemler de oldu. Mesela ben Beşiktaş'ta en çok kimi beğenirdim? Amokachi. Amokachi'yle oynadın mı? Tabii kaç? Jeremy oynadı. Ondan sonra Real Madrid'e gitti ya. Del Bosque onu götürdü o maçtan sonra. Tabii biz onu adam oynattık Amokachi'de. Amokachi adım attırmadı o gün. Del Bosque onu orada keşfetti zaten. Oradan da götürdü. Amokachi ama çok müthiş futbolcuydu yani. Bizde de vardı bir tane o zaman Babangida. Gençler Birliği'ndeki değil mi? Tabii. Tijani Babangida mı Haruna Babangida mı? Abi? Hangi Babangida'ydın? Oğlum bu zaman bizim PlayStation, biz FIFA, o zaman FIFA 96 oynuyorduk ya. O zaman herkes Nijerya'da alıyordu biliyorsun. Bir tarafta Babangida, Amokachi, Kanu. Ya ben Martins de vardı o zaman böyle. Martins'in yaşadığı küçük sağdan böyle sürekli Martins de böyle yardırır tabii. Böyle gider böyle amiyane tabirle. 2-0'lık Fenerbahçe maçı diyorsun. Milan Baroš hakkında ne düşünüyorsun abi? Milan Baroš. Milan Baroš çok kaliteli bir futbolcuydu. Çok da keyifli bir çocuktu. Ama hani çok böyle yani 2 sene 3 sene kaldı. Fakat hani böyle hep gitme arzusuyla aslında geldi Türkiye. Bence biraz daha böyle kalmak isteseydi daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ama iyi santrafordu yani. Levent abiden mesaj var. Levent Tüzemen'den. Diyor ki Levent abi, Tromso dönüşü Galatasaray... Levent abi benim Manisa maçını hatırlattı. Onu hatırlatıyor. Diyor ki Balister Manisa ile oynadı. Maçı Öztürk Pekin anlattı. Ben de yorumladım. Ümit jenerik olacak bir gole imza attı diyor. Selamlar diyor. İşte tabii, o meşhur gol jenerik, değil mi? Evet işte o gol. Bence ama orada diyor ki, geçen hafta Ankara'da öyle bir goller kaçırdı ki bunu... Biz, önce bir sallama var Levent abiden. Ondan sonra ama böyle işte değişik goller atma özelliği de sahip dedi. Mecburen okumak zorundayım. Yani oku diyor. Şimdi okumazsam şimdi... Bu sefer telefonunda niye okumadın da Harun Muslu'dan mesaj var. Evet. O ya okumasan olurmuş. Evet. Gençler Birliği'nde önce şunu selam söyledi, özledim onu diyor. Fena göbek yapmış diyor yani. Ama yayında söyledi diyor. Söyledim Harun. Göbek yapıyoruz yapmış. Zaten. Ne yapalım 10 gündür evden çıkmıyoruz mecbur.
Gençler Birliği'nde oynarken Fenerbahçe'ye karşı bir maçı var İstanbul'da. Johnson'ın frikiğinde top kafasına gelmişti. Yarım saat falan hatırlamamıştı diyor. Bir tane daha var öyle bir şey. Yok ben. Bak işte yazmak için yazıyor Harun ya. Bu böyle, Harun Muslu işte. Harun Muslu böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Zaten göbek de dediğin için biz bunu hemen şey yaptık. Levent abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Bir şey okuyacaktım unuttum ya. Araya girdiler. Bak bir dakika Eskişehir'de hep böyle... Şimdi merak ediyorlar işte ilişkilerini. Bu arada Abdurrahim Albayrak'tan açıklama var son dakika. Söylemiştin ya haber yok diye. Evet ya, Abdurrahim Albayrak'tan açıklama. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor diyor Sayın Abdurrahim Albayrak. Son dakika açıklaması. Çünkü biz yayın öncesinde de konuştuk. Hani bir haber yok demiştik değil mi evet. Abdurrahim abiden ama. Şimdi bir açıklamada bulundu. Sağlığım her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Bu da çok güzel bir haber. Ya sonunda artık bir haber almak zorundaydık. Twitter'dan hakikaten paylaşmış. İnşallah hepimiz için gerçekten çok geçmiş olsun. İnşallah toparlayacak. Biz zaten ne dedik Abdurrahim abi? Yani o kadar şampiyonluğu görmüş adam bu şampiyonluğu da göreceğine inanıyorum yani. Sen lig biter diyor musun? Ya lig oynanabilir mi acaba? Bence oynanmaz. Oynanmaz mı diyorsun? Niye oynansın ki? Nasıl oynayacaksın? Yani dediğim gibi bak biz başta sarıyoruz yine. Yani en az 3-4 hafta hazırlık sürecine ihtiyacın var. Ha şöyle yaparsın. Bu zaman yaz tatilini komple kaldırıyorsun. Ne diyorsun? Lig Ekim'de ya da Eylül ya Ekim'de bitsin. Ekim sonunda bitsin. O zaman oynayabilirsin belki. Ama mutlaka bu antrenman yapmak zorunda bu oyuncular. Yani böyle gel yarın maç oynayacağız diye kimse oynayamaz. Şu anda herkes ham yani. Bir kamp yemesi lazım. Tabii. En az yani, bir kamp yemesi lazım. En az 3-4 haftaya ihtiyacı var. Yani o yüzden yani yaz sezonu artık yaz yapmayacağız. Yazda oynayacağız. Sıcak mıcak dinlemeden gece maçları yapacağız artık ya da ne bileyim sabah yapacağız maçları. Bir şekilde maçları o şekilde oynatabiliriz. Ama yani bu sene hiç tatil olmak zorunda değil. Yani zaten herkes şu an tatil yani evinde tatil gibi oldu. Çocuklarımız da mesela yazın okullar da açık olabilir. Çünkü yani ya çocuklar sıkıldı artık evde de kolay değil onlar için. Mutlaka yani yazın hiç kimse tatile gideceğini düşünmüyorum. Yani. Vallahi hayat yani ters yüz oldu adeta. Tabii. Bir ikinci satır daha varmış. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Paylaşım da geliyor. Nerede? Heh, ya tamam hepsini okuyalım oradan işte. Ben şöyle bir yaklaşayım. Abdurrahim Albayrak resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin diyor Sayın Abdurrahim Albayrak. En azından iyi bir haber almış olduk Sayın Abdurrahim i̇nşallah Albayrak'tan. İnşallah eşiyle beraber yakın zamanda taburcu olurlar. Evet eşiyle olurlar. İnşallah en kısa sürede taburcu olacaklar. Dedik yani herkes işte merak ediyor. Şimdi Eskişehir sporlu bir taraftardan bir mesaj. İvesa ile arası nasıldı diyor mesela. İvesa kaleci vardı ya. Uzun maçtan sonra şey oynardı. Çifte telli oynardı. Aynen, aynen. Sahada. Beni çok severdi. Yani kaptın diye bağırdı bana. Çok severdi beni. Çok değişik bir adamdı. Bu kadar yani sabah odasına gidiyorum. Bu esneme hareketleri yapıyordu yerlerde. Bir garip bir şeyde böyle şey hom hareketleri yani meditasyon falan filan. Ne oldu? Değişik biriydi değil mi? bak diyor ki 2001 senesinde Jardel yerine geldiği için 2001 senesinde Jardel'in yerine geldiğin için kendi üstünde büyük bir baskı hissettin mi diyor. Yani Jardel'den sonra gelmek nasıl bir baskı oldu? Çünkü Jardel'de hani bence ben hayatımda böyle gol atan adam görmedim. Ben de görmedim yani. Böyle bir Jardel anısını anlatayım. Bizim İsmail Doğan vardı. Bizim stoper hatırlıyor musun gençlerinden? Kayseri'nin sonra bir gençlere geldi. Evet. Bizde Galatasaray'la maçımız var. O zaman biliyorsun sistem 3-5-2 oynuyoruz. Yani stoperle libero sistemiyle oynuyorsunuz. Stoperler adam adama oynar santraforla. Maçtan hoca İsmail Hoca İsmail Doğan'a İsmail sen Jardel'i tutacaksın dedi. Jardel'i sen tut. Biz tabii çıktık. Ne olacak bu hiç koşmuyor ki zaten falan filan. Maç 4-2 bitti. 4'ünü o attı dedim oğlum hakikaten koşmadan 4 tane attı dedi. Bir saat daha giderdik. Daha çok bombalar vardı ama kutuyu fazla açmadım ben. Bu evet. Kadarla idare edelim diye. Bir kez daha söylemek istiyorum. Hakikaten hepimize çok büyük geçmiş olsun. Mutlaka şu kurallara uyalım. Evimizde kalalım. Yani tabii çalışan insanlar için bir şey söylüyorum. Birbirimize kenet
kenetlenmemiz lazım, birbirimize destek olmamız lazım. Evet, ekonomide de büyük sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Herkes sıkıntı yaşıyor, bir tek siz değil. Karşı taraf da aynı sıkıntı. Dünya bu sıkıntı yaşıyor. Yani dünya şu Survivor'dan inşallah şampiyon olarak çıkacak. Çok teşekkürler. Konuğumuz oldun. Çok sağ ol. Kırmadın beni. Birlikte olduk. Evde kal mesajıyla noktalayalım programı. Yarın tekrar birlikte olacağız. Maksimum Spor'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.